Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler, bugün programımızda saç hastalıkları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doçent Doktor Hamdi Özcan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar. Hocam, önce saç hastalıkları dediğimizde hangi hastalıklar çok sık görülüyor ve özellikle tanı sürecinde neler yaşıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Saç hastalıkları esasında toplumda baktığımız zaman çok sık karşımıza çıkan hastalıklar ve farklı farklı formlarda izleniyor. Bunlara baktığımızda belki en çok görülenleri telojen saç dökülmesi dediğimiz mevsim geçişlerinde veya bir takım elementler, amino asitler, vitaminler gibi maddelerin eksikliklerinde karşımıza çıkan saçlardaki yaygın dökülmeler. İkincisi, androgenetik alopesi dediğimiz erkek ve kadınlardaki dökülmeler şeklinde karşımıza gelebiliyor. Klasik erkek tipi saç dökülmesi şeklindeki izlediğimiz saç kayıpları karşımıza gelebiliyor. Tabii hastalıklar olarak baktığımız zaman da karşımıza gelen farklı farklı yapılar var. Bunlardan en fazla karşımıza gelen alopesi areata olarak adlandırdığımız saç kıran olarak halk arasındaki bilinen hastalık karşımıza gelebiliyor. Enfeksiyon hastalıkları sonucunda saçlarda kayıplar, bağ dokusu hastalıkları sonucunda saçlarda kayıplar veya bir takım tümörel hastalıklar ileride başka farklı formlarda saçlarımızda kayıplar karşımıza gelebiliyor. Ama ilk başta saymış olduğum erkek tipi saç dökülmesi, telojen saç dökülmesi veya kuru kellik olarak adlandırdığımız, saç kıran olarak adlandırdığımız alopesi areata en çok karşımıza çıkan yapı. Tabi bir de kemoterapi, radyoterapi alırken de saç kayıplarını unutmamak lazım ama bu dönemdeki olan saç kayıpları genellikle geri dönüşümlü olan saç kayıplardır. Kemoterapi, radyoterapi süreci tamamlandıktan sonra saçlar eski normal hallerini alırlar, daha iyi hale gelebilirler. Hocam peki yaşa bağlı olarak da tabii saç dökülmesi söz konusu olabiliyor. Bunları nasıl engelleyebiliyoruz? Ve eğer genç yaşlarda meydana geliyorsa bununla ilgili bir süreç söz konusu mu? Tabii baktığımız zaman isterseniz şöyle hastalıklarla beraber teker teker değinerek ben sizin sorunuza cevap vermeye çalışayım. Birincisi alopesi areata dediğimiz saç kıran hastalığı. Genellikle çocuklarda karşımıza çıkıyor. Erişkin yaşlarda da karşımıza çıkabilecek bir hastalık tablosu. Hastalarda hiç farkında olmayabilirler saçlarındaki dökülmelerin. Saçlarını berberde veya kuaförde bakarken aralarda küçük para para şeklindeki yuvarlak saçların kayıp olduğu görülür. Zaten artık bunu çok sıkça da görüldüğü için halk tarafından bilinen bir hastalık tablosu %1-2 şekilde karşımıza gelebiliyor toplumdaki görülme sıklığı. Baktığınız zaman yuvarlak, oval şekilli, değişen büyüklüklerde 1 cm'den 5-6 cm çapa ulaşacak alanda saçlarda tamamen kayıp karşımıza gelir ve baktığımız zaman saçlı deride bir değişiklik yoktur. Kenarlardan çektiğiniz zaman da saçlarda elinize rahatça geldiğini görebilirsiniz. Tabii burada beraberinde tırnaklarda bir takım bulgular olabilir. Doktor bunları da bakar, muayene eder, değerlendirir. Bir de dermoskop dediğimiz elimizde bir aletimiz var. Trikoskop dediğimiz saçlı derideki özel bir aletle bakıyoruz. Oradaki bir takım bulguları değerlendiriyoruz. Ve bu bulgularla beraber hastalık aktif mi? Yani daha ilerleyecek mi? Veya kronik dönemde mi? Uzun süredir devam ediyor mu hastalık? Bu konularda bize o muayene yöntemi yardımcı oluyor. Biz de buradaki edindiğimiz bilgilere bakarak hastada nasıl bir tedavi yöntemi uygulamamız gerektiği konusunda karar veriyoruz. Genellikle biliyorsunuz bu tür saç dökülmelerinde halk arasında sarımsak gibi bir takım uygulamalar yapılır. Bu tür uygulamalar sıkça yapılıyor ve maalesef kontrollü olan uygulamalar olmadığı için saçlı deriye zarar verebiliyor. Ve bu saçlı deriye zarar verdiği zaman da bu alanlardan tekrar saç çıkma imkanı kalmayabiliyor. Dolayısıyla bu tür uygulamalardan mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Evet hocam, bunları çok sık duyabiliyoruz. Yani işte özellikle yakınların tavsiyesiyle ya da sosyal medyada bu tür uygulamaların bir anlamda reklamının yapıldığını da görüyoruz. İşte farklı yağ karışımlarının denendiği ve başarılı sonuç verdiği gibi ya da işte sizin söylediğiniz sarımsak yağ karışımları, bunlar kullanılmamalı, dikkatli olunmalı bununla ilgili diyorsunuz.
Yani kesinlikle, çünkü kullandığımız ürünün içerisindeki alkaloid miktarını biz bilmiyoruz. Bunu yaparken de deriye ne kadar zarar vereceğiz, bunu da kestiremiyoruz. Standart yapıda değil, belirli konsantrasyonlarda değil. Bu nedenle bunları kullanmak çok doğru yaklaşımlar değil. Ha, uyarırken eğer doğru şekilde yapılırsa olumlu sonuç verebilir mi? Verme ihtimali var ama risk verme ihtimali daha fazla. Bizim işimiz önce zarar vermeden hastayı tedavi edebilmek. Bunun için bu tür uygulamadan mümkün olduğu kadar kaçınmak lazım. Bu tür saç dökülmelerinde de bazen bekle gör politikası uygulayabilirsiniz. Erken kısa dönemdeyse kendiliğinden iyileşebilir. Veya derinin içerisinde minik minik enjeksiyonlarla tedaviler uygulayabiliriz. Veya farklı bir takım losyon tedavileri hastaya önerebiliriz. Bu şekilde tedavinin takibini yapabiliriz. Veya ağızdan alınan, şimdi geliştiren bir takım ilaçlar var. Onlar kullanılabilir. Yani hastalarda esasında bir de kullandığımız topikal duyarlandırıcılar dediğimiz yöntemler var. Alopecia sadece bu para para dökülerek karşımıza gelmeyebiliyor. İlerleyip tüm saçlı deriyi tutabiliyor. Saçlar tamamen kaybolabiliyor. Hatta kaşlar, kirpikler, sakal, erkekse sakal bölgesi veya vücuttaki diğer tüm kılların tamamı kaybolabiliyor. Bu derece şiddetli olan durumlarda ise ışık tedavisi gibi tedaviler, bazı sistemik tedavilerde kullanabileceğimiz alternatif arasında yer alıyor. Bir de kontak duyarlandırıcılar dediğimiz tedavi yöntemi var. Hastalar haftada bir geliyorlar. Deriye biz önce kolda bir test uyguluyoruz. Sonra saçlarına bir takım losyonlar uyguluyoruz kontrollü bir şekilde. Ve zaman içerisinde yavaş yavaş saçların çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz alopecia areatalı hastalarda. Tabii bu hastalarda asıl tetikleyici olan faktörden bir tanesi bizim birçok hastalığımızda olduğu gibi psikolojik faktörler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu yönden de gerekiyorsa hastayı desteklemekte fayda var saç kıran tedavisinde. İkinci kısma geçecek olursak, belki en çok karşımıza çıkan, toplumda en çok görülen yapı çoğu erkeğin, kadınların daha fazla özen gösterdikleri yapı saçlardaki kayıplar. Bunlar mevsimsel olabiliyor veya hastalar elime attığım zaman saçlarım tomar tomar elime geliyor diyor. Banyoda taradığım zaman fırça tamamen doluyor. Çok fazla saçımı kaybediyorum. Kel kalacak mıyım gibi endişeyle birçok insan bize geliyor. Bu durumlarda tabii öncelikle yine hastanın hikayesi önemli. Günlük ne kadar saç dökülüyor, buna bakmak lazım. Çünkü saçlarımız bizim hep büyüme dönemlerinde değiller. Hep durmadan uzamıyorlar. Bir kısmı büyüme döneminde, bir kısmı büyümesini tamamlıyor, duraklama dönemine geçiyor. Bu duraklamış olanlar da bir süre sonra dökülme dönemine geçiyorlar. Dolayısıyla kabaca baktığımız zaman saçlı derimizdeki saçların %85 kadarı veya %85'in üzerindeki kısmı büyüme döneminde, %10-15'lik kısmı duraklama ve dökülme dönemindeki olan saçlarımız. Eğer bu oran artıyorsa dökülme dönemindeki saçlar artıyor ve daha fazla kayıp karşımıza çıkıyor. Değerlendirirken de biz genellikle saçlardaki günlük kayıp miktarına bakıyoruz. Eğer 100-150'den fazla bir saç dökülmesi varsa bu bizim için artık alarm işareti. Bu hasta için bir şeyler yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Bu durumda bir takım laboratuvar testlerine başvuruyoruz. İşte kan testlerine bakıyoruz. Bunlar içerisindeki tiroid fonksiyon testlerine bakıyoruz. Vitamin düzeylerini hastaların ölçüyoruz. Çünkü Çinko hastalıklarda burada elementler tetikleyici olabiliyor saç dökülmesinin, değil mi? Tabii. Yani demir eksikliği mesela kan anemi olduğu durumlarda. Bunlar da saç dökülmesini tetikleyen faktörler. Bu faktörler var mı? Çünkü bunlar varsa bunları tedavi etmeden bizim dışarıdan yapabileceğimiz veya saçı takviye etmek için yapabileceğimiz tedavi yaklaşımları bize çok fazla sonuç vermeyecektir. Bu altta yapan eksiklikler, desteklememiz gereken bir tablo varsa bunları desteklediğimiz zaman hastalar uygulayacağımız tedavilerden çok daha fazla fayda görecektir. Bir diğer konu dedik, erkeklerde ve kadınlarda gördüğümüz erkek tipi saç dökülmesi, yani hormonlara bağlı ve genetik yatkınlık sonucunda karşımıza çıkan saç dökülmesi izlenebilir. Burada erkeklerde baktığımız zaman işte frontal bölgede saçların geriye doğru çekilmesi karşımıza geliyor. Tepe bölgesinde açılma, en ileri bölge biliyorsunuz sadece saçların yan ve arka kısımlarında saçlar kalıyor. Tepede tamamen saçlar dökülebiliyor çok ilerlediği zaman saç kayıpları. Kadınlarda bunun karşılığı erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırıyoruz. Bu sefer tepe bölgesinde saçlarda azalmayla karşımıza geliyor. Kadınlarda ön çizgi çekilmiyor. Sınır korunuyor ama saçların sıklıkları giderek azalmaya başlıyor. İlerleyen süreçte baktığımız zaman saçlı deri artık saçların olmasına rağmen rahatlıkla görünür hale geliyor. Ve çok ilerlediği zaman artık neredeyse saçlar çok seyrek, zayıf,
cılız hale geliyor ve saç deri direkt olarak izleniyor. Tabii bu da özellikle kadınlar için ciddi psikolojik sorunlar oluşturuyor ki günümüzde erkeklerde de saç kayıpları ciddi sorunlar oluşturabiliyor, endişeler yaratabiliyor. O nedenle hem erkeklerde hem kadınlarda öncelikle bir muayene yapıp durumun değerlendirilmesi, sonrasında ek neler yapılması gerekecek, tahlillerimiz, tetkiklerimiz gerekiyor mu ona bakmak lazım. Çünkü kadınlarda özellikle hormonal bir takım sorunlar erkek tipi saç dökülmesini tetikleyebilir. Hastaların yumurtalıklarında bir sorun var mı? Polikistik over sendromu gibi dediğimiz yumurtaların etrafında minik minik kistler olan ve hormon bozukluklarına neden olan bir tablo var mı? Veya böbrek üstü bezlerine bir sorun var mı? Bunların değerlendirilmesi gerekir. Gerekiyorsa kadın doğumdan ve endokrin bölümünden de destek alınarak hastaların tanıları, durumları değerlendirir ve medikal tedavi, tıbbi tedavi yapılması gerekiyorsa tıbbi tedavi yaparız. Eğer tıbbi tedaviye ihtiyaç yok, hormonları tamamen normal, her şey yolunda ise bu sefer saç kaybını engellemek ve desteklemek için farklı tedaviler uygulayabiliriz. Bugün en çok da karşımıza çıkan tedavi yaklaşımı olarak mezoterapiler ve PRP'ler izleniyor. Bu hastalık tedavisine karşımıza çıkan yapılar. O zaman hocam şöyle diyebiliriz. Herhangi bir hastalıkla ilgili bir sıkıntısı yoksa, işte hormon düzeyleri normalse ama belki yaşa bağlı olarak ya da stresten de bu tür saç dökülmeleriyle karşılaşılabiliyor değil mi? Buna bağlı olarak saç dökülmesi oluyorsa o zaman mezoterapi uygulaması tercih edilebiliyor. Nasıl yapılıyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Tabii hasta profiline göre mutlaka değişiyor burada ama daha genelleyecek olursak ne söylersiniz? Yani burada hem telojen dökülme dediğimiz hem erkek tipi saç dökülmelerinde mezoterapi, PRP tedavileri kullanılabilecek alternatifler olarak karşımıza geliyor. Esasen mezoterapinin tanımına baktığımız zaman mezoterapide yaptığımız şey saçın ihtiyacı olan veya derinin diğer bölgelerinde kullanırken de o bölgedeki hedefimize, amacımıza yönelik maddelerin deri içerisinde minik minik enjeksiyonlarla uygulandığı bir yöntem. Bunun yapılma nedeni de ağızdan verdiğiniz zaman veya enjeksiyon şeklinde kalçadan, damardan uyguladığınız zaman ilaçları hedef noktada yeterince konsantre olamıyorlar. Bu yeterli konsantrasyona ulaşılamadığı için de mezoterapi kavramı geliştirilmiş ve hedef noktadaki alandaki ilaçların yeterli konsantrasyona ulaşması için bu alanlara minik enjeksiyonlar şeklindeki uygulamaları tekniği oluşturmuş. Buna da mezoterapi adı verilmiş. Saçlı deri kayıplardaki tedavide bizim yaptığımız şeyler ise saçın ihtiyacı olan amino asitler, vitaminler, proteinler, eser elementler, bazen hormonların aktif olan formlarını baskılayabilecek 5 alfa redüktaz enzimi dediğimiz enzimi baskılayabilecek bir takım maddeler, dolaşımı arttıracak ve kılların beslenmesini arttıracak maddelerin kombinasyonunu uyguluyoruz hastaların saçına. Bunu yaparken de hastalarımıza öncelikle birazcık randevularına erken gelmelerini istiyoruz. Saçlı deride uygulayacağımız alana önce bir saçlı deriyi hafif uyuşturacak bir krem uyguluyoruz. Bu kremi uygulayınca hastalar enjeksiyonları daha rahat tolere ediyorlar. Zaten çok ince minik iğnecikler kullanıyoruz enjeksiyon sırasında. Dolayısıyla hastalar genellikle iğnenin girişini bile hissetmesini istiyoruz. Rahat olsunlar istiyoruz. Minik minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Hastalar genellikle biz de ilk halka şeklinde uygulamayı tercih ediyoruz. İlk halkadan sonra ikinci halkada çok rahatlarlar. Sonrasında çok fazla hissetmezler yapılan işlemi, enjeksiyonları. Uygulama süresi yaklaşık olarak 20 dakikamız alır almaz. Bir de ben tercihen sadece enjeksiyon şeklinde yapmak yerine saçlı deride homojen bir dağılım olsun, daha iyi etki elde edelim diye dermapenle de uygulamayı tercih ediyorum. Yine bu iş enjeksiyonla uygulama bittikten sonra saçlı deriye dermapen yapıyoruz. Yani kalem şeklindeki bir cihaz. Bu cihazın ucunda küçücük küçücük iğnecikler var. O iğnecikleri saçlı deriye uyguluyoruz. Dolayısıyla saçlarda minik 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 yüzlerce binlerce kanal açıyoruz. O kanallardan da mezoterapi ürünümüzü masaj yaparak tüm alana emilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla homojen bir saçlı deride yayılım temin etmiş oluyoruz. Bu şekilde tedavimizi... O zaman bölgesel uygulamalarda da bu tercih edilebiliyor değil mi? Yoksa hani bir süre belki de hani uzun süredir ya da öyle diyelim uzun süredir saçı olmayan bir kişiye mezoterapi uygulaması yapılırsa işe yarar mı? Yoksa önceden mi uygulanmalı? Şimdi ne kadar erken o kadar çok başarı birincisi. Ama erkek diyelim
artık sadece kenar kısımlarda saçı kalmış, tepe kısmında hiç saçı kalmamış. Umut yok mu? Yani bunun için bakılması gereken, biraz önce konuşurken dermoskopi dediğimiz bir alet veya trikoskopi dediğimiz bir cihaz kullanıyoruz dedik. Burada baktığımızda özellikle androgenetik alopeside erkek tipi saç dökülmesine baktığımızda saçlarda minyatürizasyon vardır. Yani normalde kalın, uzun, renkli kıllar giderek incelir, zayıflar, kısalır ve ilerleyen süreç içerisinde yavaş yavaş bu kıllar görülmez hale gelir. Ama trikoskopiyle, dermoskopiyle baktığımız zaman saçlı deri ince, zayıf tüyleri biz görüyorsak bunları tedaviyle güçlendirip bir miktar artırma olanağımız var. Genellikle saç hastalıklarının tedavisi hastalarla konuşurken ben iki tane hedef noktası önüme koyarım. Hastalarla da bunu paylaşırım. Birinci hedef noktamız, eğer bir yıl sonra saçlarınızı aynı şekilde koruyabiliyorsak biz başarılıyız deriz. Çünkü süreyen bir kayıp var. Bu kaybı durdurmuş oluyoruz. Ama eğer ekstra olarak saçlarda bir artış karşımıza çıkıyorsa bu ekstra başarı demektir ki çoğu hastada normalde saçlarda artış ortaya koyuyoruz ama hedefi yüksek koyduğunuz zaman tabii hastaların beklentileri çok çok daha fazla yüksek oluyor. O nedenle rasyonel yaklaşımlar önemli. Hastaya da rasyonel bilgiler vermek lazım. Hedefi fazla yükseltmeden yaptığınızda hasta sonuçları gördüğü zaman çok daha mutlu, çok daha keyifli hale gelir. Ki saçlı tedavisinde bizim mezoterapiyle veya biraz sonra ilave olarak yaptığınız PRP'yi de konuşacağız. PRP ile beraber yaptığınız zaman başarı olanlar ciddi şekilde artmakta ve sonuçlar güçlenmekte. Ve tabii bununla beraber hastalarda eğer biraz önce konuştuk altı yatan bir neden varsa, demir eksikliği varsa bunu tedavi ediyorsanız, çinko eksikliği varsa bunu yerine koyuyorsanız, vitamin eksiklikleri var onu dengeliyorsanız veya hormonal bir sorunu var, özellikle kadınlarda hormonlarını dengelemek koymak için hormon tedavilerini beraberinde yapıyorsanız başarı şansınız çok daha fazla artıyor ve sonuçlar çok daha fazla yüz güldürücü olarak karşınıza geliyor. Mezoterapi ile PRP... Evet, PRP ile kombinasyona değinelim süremizi de verimli kullanmak açısından. Evet, yani ben de aynı konuya gelecektim. Beraber devam edelim. Mezoterapiyi tek başına yapmak uygun olabilir. Yapıyoruz ama her zaman PRP ile kombine olduğu zaman etkisi daha fazla karşımıza geliyor. Çünkü hastalara anlatırken de ben bunu mezoterapiyle saçın ihtiyacı olan amino asitler, vitaminler, proteinler, es elementleri dedik. Saçın yanına koyuyoruz. Yani oradaki hücrelerin yanına koyuyoruz. PRP ile de yaptığımız işlem ise hastanın kanını önce alıyoruz. Bu kanı bir takım işlemlerden geçiyoruz. İçerisindeki büyüme faktörlerini ayrıştırıyoruz. Bu sefer mezoterapide olduğu teknikte aynı şekilde minik minik enjeksiyonlara bunu saçlı deriye uyguluyoruz. Yani içerisindeki büyüme faktörleri de esasında yaptığımız şey kıl kökü bulbus dediğimiz kılların sentezlenmesini sağlayan alandaki hücrelere diyoruz ki bak yanı başında her şey var. Bunları kullanman gerekiyor diye komutu veren esasında PRP. Donların çoğalmalarını, yenilenmelerini ve buradaki ürünleri kullanıp yeni saç sentezini sağlamasını PRP ile beraber yapmış oluyoruz. Bu şekilde iki tedaviyi kombine ettiğiniz zaman başarı şansınız da artıyor. Genellikle tedavi şeması olarak baktığımız zaman da hastalarla konuşurken 6 veya 8 seanslık bir tedavi sürecini öncelikle ben hastalara anlatıyorum. Bu tedavi sürecinden sonra değerlendirmeyi asıl yapmamız gerektiğini söylüyorum ve tedavi yaparken de 15 gün aralıklarla genellikle uyguluyoruz. Bir seans mezoterapi, bir seans PRP şeklinde uygulamamızı yapıyoruz. Ve hastalara bilgi verirken de göz önünde bulundurmamız gereken şey, hastalar ilk ay içerisinde mezoterapi PRP tedavileri ve yanına ilave yapılan losyon tedavileri veya diğer destek tedavileriyle beraber saçlarında ilk ay içerisinde bir miktar dökülme artar. Hastalara bunu ben söylüyorum. İlk ay geldiğinizde endişeleneceksiniz. Acaba yanlış giden bir şeyler mi var? Saçlarınızdaki dökülmeler benim arttı, bir sorun mu var diye sorgulayacaksınız ama bundan endişe etmeyin diyoruz. Çünkü biraz önce konuşurken ne demiştik? Saçlarımız büyüme dönemi, duraklama dönemi ve dökülme dönemlerinden geçiyorlar. Duraklama ve dökülme dönemindeki saçlar normalde 4-5 ay süreç alırken biz tedaviyle bunu 1-2 aya düşürüyoruz. Dolayısıyla 4-5 aydaki dökülecek saçı 1-2 ay içerisinde kaybettiriyoruz. Çünkü alttan kılların uzaması ve büyüme dönemine kılların geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Büyüme dönemindeki kıllar artınca saçlar ilk ay içerisinde fazla dökülüyor. İkinci ay içerisinde hastalar genellikle tedaviye cevap olarak baktığımız zaman saçlarının daha iyi olduğunu, dökülmelerin azaldığını söylemeye başlarlar. Üçüncü ayda gelen hastalarımız saçlarının daha canlı, daha nemli, daha parlak görüldüğünü ifade etmeye başlarlar. Ve dördüncü aya gelen hastalar ise yakından baktıkları zaman saç tiplerinde minik kılların yavaş yavaş çıkmaya
başladığını söylerler. Bu nedenle hastalarda tedavi öncesi, tedavi sonrası fotoğraf çekimi çok önemli. Bunu son zamanlarda ben kendim yapıyorum ama hastalara da bırakıyorum. 5 açıdan, önden, yanlardan, arkadan ve tepeden fotoğraflarını çekmelerini söylüyorum. Bunları özellikle genç hastalar oldukları zaman kolajlarını, fotoğrafları yan yana koymalarını çok güzel yapıyorlar. Ve bu kolajları yan yana getirdikleri zaman yaşadığınız süreci çok rahat görüyorsunuz. Başlangıçta ve 1. 2. 3. 4. ayda, 5. ayda tedavi sürecine göre nasıl seyrettiğini görüyorsunuz. Ve sonucu gördüğü zaman hastalar da mutlu oluyor. Biz de yaptığımız işleminden keyif alıp tedavilerini sürdürüyoruz. 6-8 seans yaptıktan sonra tedavide çok nadiren 10. seansı uzattığımız oluyor. Bu sefer iki takvim hastaların önüne koyuyoruz. Birinci dediğimiz ayda bir isterseniz gelin tedavinizi devam edelim. Bir mezoterap, bir PRP şeklinde. Veya genel tercih olarak losyonunuzu, tedavinizi kullanmaya ve destek tedavi ilaçlarımız varsa bunları kullanmaya devam edin. Bunlar düzenli kullandıktan sonra ise 6 ay, 8 ay, 1 yıl sonra gelin. Tekrar bir değerlendirelim. Bir hatırlatma tedavisi gerekiyorsa 4 ve 6 seanslık tekrar mezoterapi seansı ve PRP seansı saçlı deri için yapalım diye söylüyoruz. Çünkü androgenetik alopesi özellikle programlanmış bir saç kaybı. Biz tedaviye son verecek olursak, tedavi yaptık, hastanın saçları çok iyi konuma geldi, çok çok mutlu ama tedaviyi kestik. Tedaviyi kestiğimiz zaman programlanmış bir yapı olduğu için tekrar saç kaybı başlar. Bunu da anlatırken ben hastalara hep standby tuşuyla anlatmaya çalışıyorum. Sizin mesleki televizyonda bir film izlerken basıyorsunuz, durduruyorsunuz filmi. İşiniz varsa yapıyorsunuz, geliyorsunuz, tekrar devam ediyorsunuz. Biz de tedaviyle yaptığımız şey esasında bir miktar standby tuşuna basmak. Bu sürekli olacak, devam edecek saç kaybını durduruyoruz. Ama bir yaptığımız şey de biraz önce saçlarda artış oluyor demiştik. Dolayısıyla filmi birazcık daha geri sarıyoruz. Eğer siz tedaviden yoruldunuz, bıraktınız 3 yıl sonra, 5 yıl sonra artık yapmak istemiyorsanız tekrar saçlardaki program yerine devam eder. Film devam ediyormuş gibi yavaş yavaş süreç devam eder. O nedenle özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde tedavi çok uzun süreli ve sabır gerektiren bir yapıdır. Ben de kendi saçımla yıllardır uğraşırım. Bir sürü ürün kullanmışımdır. Halen de kullanıyorum. Çünkü korumak için yapılması gereken bu. Bazen insan yoruluyor, bıkıyor, her zaman tedavi yapmak istemiyor. Sonra bırakıyorsunuz. Bıraktığınız zaman aynaya baktığınız zaman tekrar kayıplar başladı. Tekrar başlamayan diyorsunuz. Aslında hocam burada evet, toparlayacak olursak hekimin kontrolünde mutlaka olunması gerekiyor ve hani saçlarıma çıkmaya başladı deyip tedaviyi yarıda kesmemek gerekiyor. Evet, yani tedavi süreci telojen efilviyumda veya alopecia areata'da belirli süreler devam edebilir ama erkek tipi saç dökülmesini tedavi ediyorsanız tedavinin uzun süreli ve kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Beraber hastayla uyum içerisinde yürümekte her zaman fayda var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana tanıdığınız için. Tekrar bir başka programda umarım görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün saç dökülmelerini, tedavi yöntemlerini konuştuk. Kalıcı tedaviler neler? Bunlardan bahsettik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doçent Doktor Hamdi Özcan'dı. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.